Bu videoda sizleri gerçek bir Yörük Türkmen köyüne misafir edeceğim. Tarihi yapılarının görkemi nedeniyle Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Safranbolu'ya 11 kilometre uzaklıktaki bu tarihi köye gelmemin önemli bir sebebi var. Bektaşilik ile ahiliğin Yeniçeri Teşkilatı'nın kuruluşunda çok büyük rol oynadıkları ve bu inançların Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu sürecinden itibaren Osmanlı coğrafyasında görüldüğü, Hacı Bektaş kültünün de Orhan Gazi zamanında müritleriyle Bursa'nın fethine katılan Abdal Musa tarafından temsil edildiği, Yeniçeriler ile Bektaşi tarikatının ilişkisinin de teşkilatın daha kuruluş sürecine dayandığı çok da konuşulan bir konudur. Yörük köyünün ilk kurucularının Oğuz Türklerinin Kayıboyu'nun Karakeçili aşiretine bağlı büyük bir Yörük Türkmen aşiretinden oldukları bilinir. İşte bu sebeple Bektaşilik inancından izlerin bu köyde hala duruyor olabileceği ihtimali beni bu köye adeta çekti. Köyde kısa bir gezinti sonrası aradığım izleri kolayca buldum. Çünkü köyün en önemli ziyaretgahları olan çamaşırhane ve Sipahioğlu konağını gezerken tam da aradığım kanıtlar önüme sarılıvermişti. Gelin Yörükköy ile Bektaşilik arasındaki bağı ve bu tarihi konağın özelliklerini Sipahioğlu ailesinden Ali Rıza Tunca'nın anlatımı ile dinleyelim. Merhaba, hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Görmüş olduğunuz evimiz 250 senelik bir tarihidir. Ve bu odası baş odası. Gelen misafirlere konukların anılarını bir odası. Yaşadığım bir ev ve 8. kuşağım bu öyle ben. Dedelerimiz 650 senesi Orta Asya, Kayıboyu, Karageç, Aşetlerine gelme Horasan'dan zamanla burada çatırda yaşantı, zamanla da köyün bir ayağı İstanbul. Osmanlı döneminde sipahi, fırıncı, börekçi, çeşitli görev olan işler oradan kazandıkları paralarından bu evleri yaptırıyorlar. Çadır hayatını bırakıp yerleşti yönetiyorlar. Tavan süslenir, tavan gibi orijinaliyle. Orijinal bir cam küre görüyorsunuz, lamba değildir. 140 senelik bir cam küre, gündüzleri ayna, gelen ışıklar yansıtıyor. Ve bakın komple odayı içine alıyor, herkes kürenin içinde gözükebiliyor. Gecelerde bu lambalar yakıldığı zaman, daha evveler gaz lambalar yakıldığı zaman ışığı bir parça olsun yansıtma işe yarıyor. Tavanda görmüş olduğunuz köşelerde çengeller, kancalar dört bir tarafında. Bunlar da çocuklara salıncak, beşik kurmak için, kışlıklarını asıda kurutmak, eskiden eve gelin aldıkları zaman çeyizler ipin üzerinde sergilenirdi, çeyizleri sergileme amacına kullanmıştır. Kök boyadan yapılmış kalem işleri, meyve figürleri, çiçek figürleri, boyamaların yapıldığı tarih eski yazıyla maşallah 1294. Rumi takvime göre 584 ilave ettiğimiz zaman boyamalar 1878 senesi yapılmıştır. Evden sonra yapılmadır boyamalar. Orta pencerenin üzerinde siyah yazılarına yazılmış tuğra, sol alt köşesinde Allah ve sağ üst köşesinde ince yazılarına yazılmış dedemizin ismi var Hasan Sipahi adına. Duvar satırları şimdinin aynı satan boyası gibidir. Bunun yapılış şekli yumurta akı, keçi kılı, kil, kireç ve zeytinyağı karışımı. Horasan harcı veyahut da kıtık dediğimiz olay. Benim burada bir tek değişikliğim, cam kasalar çürümüştü. Cam kasalarını değiştirdim. Bir de evin dış sırası yaptırdı 94'te. Bu evlerin en büyük özelliği, hiçbir ev birbirinin cephesini, güneşini, manzarası kapatmaz. Şöyle bakıldığı zaman manzaraya karşı komple hakimdir. Perdelerdeki makara sistemleri, sütunlar dahi orijinal, boyamaların yapıldığı tarihte yapılmıştır sütunlar. En sonunda da eski perdeler üzerinde çalışma sistemi göreceksiniz. Her tarafta dolapları, oymaları, bu cephesinde dolapları, oymaları, bu delik olan yerler yöreye göre isimleri değişir. Oyma, niş, tembel deliği, göz göre veyahut da tereciz dediğimiz yerler, ahşapların bağlantıları geç başlı tahta ahşap çivilerine yapılmıştır. Ve bu dolap papanı açtığımız zaman burası yer yatağının konulduğu yüklük, aynı zamanda banyo, ukulele. Zamanında her oda bir yaşam. Kolonyanın birbirine suyunu getirip güncel yaşamda kullandıkları banyoları. Kullanıldığı dönemlerde kapak komple kalkar, su giderleri mevcut, her odasının banyoları mevcuttur. Yani şimdiki bir çekirdek aile değil, kalabalık aile yaşam, her oda bir yaşam alanı, bir evdir. Sedirler oturmak için, ocaklığı, semaveri, mangalı sımamak için, yerdeki ahşapların genişliği 60-65 cm ahşapların genişliği, ne kadar geniş ağaç, o kadar zenginlik belirtisi, pencere büyüklüğü ve bolluğu. Her boyamalı yerde bir saat figürü. Bunun gibi iki tane daha saat figürü göreceğiz.
Boyamalar bittiği zaman en sonunda saatin yeri kovan akrebin şey boyamaların bittiği saatini gösterir. Burada da o tarihte yaşadıkları kültürleri anlatıyorlar. Dedelerimiz Osman döneminde Sifaviye'nin çocuklarında Bektaş kültürünü yaşamışlar, Bektaş kültürünün simgeleri. Mihrab için alınmış 12 tane açmış karanfil, 12 imamların simgesi, Ehl-i Beyt'i gösteriyor. Boyamaları yaptıran dedemiz Hasan Sifahi, resim üzerinde sarı görüyoruz, Bektaş sarı 12 dilimli. Oymalar nişler 3, 6, 9, 12. Dolapta şu parçalar kitabe dönüşler, 6 bir taraf, 6 bir taraf, 12. Oymalardaki nişlerdeki kartlar dahi 12, 12 imamları gösterir. Ocakların kenar taşlarında, yan taşlarında sarıklı taşlar, hayat ağacı, çarkı felek ve semah Bektaş kültürünün simgesi. Yine burada boyamaların arasında 3'ler, 5'ler, 7'ler, 40'lar mevcut. 3'ler 3 tane mazur, çiçekten mevcut 3'ler Allah, Muhammed, Ali. 5'ler burada da 5 tane çiçek, açmış çiçek. Allah, Muhammed, Ali, Hasan, Hüseyin. Mazur'da 7 tane açmış çiçek görüyoruz, 7 renler. Odadaki karanfillerin toplam sayısı 40, bunlar da 40'ları gösteriyor. Ve vazoda 4 tane açmış çiçek, 4 kapı, 40 makam. O tarihteki yaşadıkları felsefeyi, kültürü bana şöyle tek tek yansımıştır. Ben Bektaşlıyım ama ne yazık ki ne babamız ne bizler bu kültüre yaşamadık. Bu kültürü ben anlatarak yaşatmaya çalışıyorum. Bunları bu şekilde anlatmasam sizler burada ne görürsünüz? Ne kadar güzel boyamalar, çiçekler böyle geçer gidersiniz. Akşamın bu hamali, boya, verniş, ilahi, şöker, dikenle kızarmış hali, çam ağacının zamanla çattan kalbe yağmur kalmış, rengi açılmış halde köşede görüyorsunuz. Sedirlerin bana şu köşeleri dahi düşünmüşler. Pak yapılmış, yuvarlatılmış, geçerken diz vurmamasın, çocuklar çarpılmasın diye. Köşeye gelen yan yastıklar bir bütün. Şu sehpası dahi, orijinal bir sehpası, geçme ağaç, kündegarlıkla sahte kündegarı, tavandaki işlemelerden geometrik şekiller bana aynıdır. Şu köşeyi dahi dolaba ortadan değerlenmişler. Bir bütün ağaç damar damarına kesilmiş dolaba ortadan şu köşeyi dahi değerlenmişler. Çevirge, çevirgenin üzerinde eski delikli para, pul neden kullandıkları Osmanlı parası. Kapılarda şu şekilde kapı tutamaklar mevcut, kapılar çarpmaması için kırıldıkça tekrardan yapıyoruz. Eskinin kilit sistemi, güllet diye bahsettiğimiz eski menteşeler ve bir dolaşı. Kapıyı kapattığımız zaman kapıyı açarken odanın bir bölümü gözükmez. Oda marifeti. Çevresel odanın kişinin toparlanabilmesi. O dönemlerde bile her şey düşünen ihtiyacımız. Bir odadaki incelikleri, detayları gördünüz. Buyurun öbür odalarda anlatayım. Anlatımdan sonra sizin cebden fotoğraf çekin. Burası da yazlık, cumbası. Yazın oturup çay kahve içmek için, dinlenme için. Perdelerdeki danteller orijinal, mangalı. Güney ilmek için iyi, kirman, hareken. Eski bir bayrakları, zamanında düğünlerde bayrak ve genç kızların çeyizinde bayrak olurdu. Baskı bayrakta yer lazım dikilme bayrakları. Eski seccadalı, yüceli seccadalı, çift kişilik seccadalı ve tek kişilik seccadalı. Çift kişilik seccadede evlendikleri zaman ilk namazları. Sandıkça ince bir detay. Bayrağımızdaki yıldız 5'i, buradaki yıldız 6, 6, 12, 12 imamda Ehl-i Beyt'i gösterir. Şu vermiş olduğunuz resim sonradan renklendirilmiştir. Babamın dedesi, boyamaları yaptıran kişi ve dördüncü kuşak. Babam sağ olsaydı 100 yaşında olacaktı ve dedesi babamın. Çok eski bir radyo, gramofon değildi, rafaller dışarıda. 21 senesi aynı benzerini yaptık, orijinal duruyor. 40 yamalıklı bohça, elbise için yastığı zaman kirecinden duvarından temas etmemiş, elbise attırdık. Eski hat yazarı görüyoruz. Aman ya Hüseyin ya Hasan. Ve burada ya Ali Zülfikar'a yazılmış üzerine Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve 12 imamları gösteriyor, Ehl-i Beyt'ini gösteriyor. Burada da Fetih Suresi'nin başlangıcı insan yüz sureti belirgin, gözler, burun ve yanaklar. Karşıda yine Allah, Gani, Gani Allah Celle Celali. Dinlenme koltuğu ahşapta yapılmış dörlerde. Sallanan koltuğu heybesi. Dedelerimizin İstanbul'da kullandıkları eski bir gardırop. Üzerindeki ayna, taş ayna, kristal ayna. Aynaya parmağımızı bastırdığımız zaman yandan bakınca parmağımızın şu içine, altını göreceksiniz. Yeni aynalarda bu olayı göremezsiniz. Yandan bakın, parmağımın alt kesim içi gözüküyor. Görebiliyor musunuz? Evet, evet. Ya şöyle çık. Evet, görünüyor. Ve çakmağı yaptığımız zaman yeni aynalarda yandan bakınca tek bir ışık, bunda da 3-4 tane yansımacık devam edecek. Yandan bakın 3-4 tane yansımacık devam eder. Vay be. Evet, var. Ahşap beşiği,
Burası zaten odası. Sen buyurma koydun. Eski pirinç kalyolar. Üzerindeki beyaz sene değişen orjinal 100 sene üzerinde. Avda kullandıkları ahşap yaylar, elbise kılıfı ve katlanan bir sandalye sesi. Yerinde sanatçı buraya turcuma çıkacağım derlere tamirata götürmüş. Üstüne bunu vernikleme dediğimiz halde verniklemiş. Bize ilk yapacağına kötülük yaptı. Ham kalacaktı. Evet. Buyurun. Bu odası mutfak değil. Mutfağın eski eşyalarını düzenledim. Burası normal değil mi? Burası mutfak değil, oda. Değil biz mutfağın eski eşyalarını düzenledim. Burası mutfak değil. Mutfağın eski eşyalarını düzenledim. Bu tarafta kullandıkları presleri, üzüm ve nar suyu çıkmasıdır. Su tesisi, semaver, pompalı kalıcı, yer sofrası, tablası, hamur teknesi, tek parçası yapılmış. Su kapları bakırdan maşrafa, yine banyo, usulhane. Tel dolap, bakır sağırlar, bavullar, tahta bavul çok eski. Ahşap üzerinde rendesi, cezveler, çatal kaşıkları, tuzluk, biberlik ve lüküs. En altta bir tava, üstü kapaklı ve çevirgeli kahve çekilerinin mangalcına kavurma için. Şimdi şu bakır sağırlarda, restoranlarda İskender ve Tel temekler serserildi. Her şey düşünerekten. Bunlar da kaşıklarda gümüş kaşıklardır. Güzel kurmuşsunuz. Buyurun. Burası da çalışma odası, kütüphanesi. Yürüdüğünüz vakit. Burada da eski kitaplar, Osmanlıca kitaplar. En yeni kitap 1932'nin Hayat Anksobesi, Osmanlıca Fransızca Sözlük ve Petit Larousse Pestçe kalıbı. Burada komple Türk'ten geliş boyları, atalarımız Oğuz adamları, Bozoklar, Kayı Boyu, Karageçer şehitlerinden gelme, aile fotoğrafı bize kuşaklar, ailenin en son erkek jenerasyonu babamın dayısının oğlu. 79 senesinde rahmetli olduğu dönemden Galatasaray sistemi mezunu. Ve babasıyla beraber çekilmiş çocuk fotoğrafı, burada yaşlık fotoğrafı. Burada da 4. şarttan bu tarafı aile tecellisi, bizler de kız çocukların torunları, bizler buradayız. Altta bizim çocuklar. Sene 1937 piknik yaparken çekilmiş aile fotoğrafı. Buyurun, bu odayı da anlatalım. Anlatım bitti, istediğince de oturun, dinlenin, fotoğraf çekebilirsiniz. Buyurun kardeşim, buyurun. Nereden yoksun, İstanbul mu? Yok. İzmir, Selçuk. İzmir, Selçuk, şu anda. Buyurun, oturalım. Bu odası babamın köşe bir odası, aydınlık, ferah bir oda. Dışarıda baktığımız zaman iki tane kapı vardı farkındaysanız. Öbür, ikinci kapının üzerindeyiz, girmediğimiz kapının üzerindeyiz. Evin komple ön cephesi gördük. Burada da yine kök boyuna yapılmış kalem işleri, yapıldığı tarih eski yazıyla maşallah 1294. Yukarıda avize gibi yaptıkları rüzgarlık orijinal buğday saplarına yapılmıştır. Bunun bir adına da sineklik veya da sinek sarayı dedikleri, yazın pencereler açıldığı zaman rüzgarın havasına devamlı döndüğünden mantır öter gibi sinek olursa sinekleri biraz ürkütme ve kovalama şeyler. Köşelerde buğday başakları asılmıştır. Bunlar da eskidir. Bolluk öbeleç asılmıştır. Buradaki perdeler dahi sandıktan çıkarttığım eski orijinal deri iş perdeler, 100 sene üzerinde. Storlar da babam şu şekilde çalışıyor, itineye çalışıyor. Storlar da orijinal itineye çalışıyor. Ve eski orijinal ipleri. Burgusu ahşap dermek için şimdi matrap olayı. Burası da yüklüğün dolu hali. Yatan yorgan konulu yer. Akşam olduğu zaman yatak demezler de döşek denir. Yer döşekselidir. İhtiyaç durumunda kapak kaldırır. Banyo sabah o zaman ortalıkta hiçbir şey kalmaz. Ve kapının üzerinde Farsça bir dua var. Allah'a şükür duası. Dedelerimizin İstanbul'a getirdiği eski bir fotoğraf. Atatürk, İsmet İnönü, Şükrü Saracoğlu, İngiltere Kralı Edward. İstanbul manzaralı bir resim yapılmış. İstanbul'dan geldikleri zaman bir hasretle özlem gidermek için saat figürü ve saat kulesini burada yine görüyoruz. Ve bu da Osmanlı'nın Japonya açıklarında batan gemisi Ertuğrul Fikate'ydi. Burası da çiçek dik dediğimiz yeri lamba koymak için. Aynı zamanda kütüphane ve bu oda sadece köyde de odanın kıblesini gösterir. Mihrabı, nar figürü yapmış bolluk ve benesin. Evler yapılırken kıblesine göre yapılmıştır. Tuvalet olaylarında bile doğu batı gözlenmiştir. Çok eski bir cam altı vitray. Hazreti Ali Hazretleri kendi cenazesini kendi taşı bir cam aldı vitray. Tabudu, kılıcı, zülfikar atı düldür. Aynaların üzeri boş bakılmaz. Nazar için bir bez örtülür. İbadet ettiği zaman aynayı kapatır. Elimiz bu şekilde. Teşekkürler. Aynen.
çok güzel bir yer, çok iyi. Şimdi istediğiniz yerde fotoğraf çekelim. Ali Rıza Tuncan'ın güzel anlatımıyla Sipahioğlu konağının tarihini ve özelliklerini öğrenmiş olduk. Şimdi de çamaşırhaneyi ziyaret edip videomuzu bitiriyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Burası 350 yıllık bir yapı. Çamaşırhane olarak yapılıyor ve 1985'lere kadar da kullanılıyor. Burayı yapıp köye bağışlayan Bektaşi bir ailedir. Bektaşi inancında 12 imam kutsaldır öne çıkar. Onlar da bu taşa 12 imamı simgeliyorlar. 12 köşeleri yapıyorlar burayı. Bir iki tane köşe göstereceğim. Bakın. Mesela bir tanesi burasıdır. Aşağıya doğru çizgi şeklinde devam eder. Bir diğer köşe burasıdır. Yine böyle devam eder. Bunun gibi 12 tane köşe ve kenardan var. Burada bir başka özellik ise şuradan taşın üstünden bir seri alıyorum. Ve bu tarafa doğru geliyorum. Elimle taş arası açılmaya başlıyorum. Buralara geldiğiniz zaman da en fazla açıklığa ulaşacaktır. Bunun sebebi de insanların boyunu düşünerekten yapıyorlar burayı. Doğal olarak herkesin boyu aynı değil. Kısa boylar için bu taraf, uzun boylar için de karşı taraf olarak dizayn ediliyor. Burada çamaşır yıkamak için kalabalık geliyorlar. Köyün sosyal yerlerinden birisi aynı zamanda. Yeteri kadar kazan ve odunları getirip suları burada ısıtıyorlar. Bir kazanı 3 kişi 4 kişiye kadar da beraber de kullanıyorlar. Buraya da çamaşırları açarak da üst üste koyup topaç ismini verdiğimiz ahşapla da döverek yıkıyorlar. Deterjan olarak da kül kullanıyor. Bildiğimiz odun külü kullanıyor. Burada bir başka ayrıntı. Taş kenarlarından ortaya, merkeze doğru da ayrıca bir eğim halindedir. Dolayısıyla da kirli suyu ortaya veriyor. Ortaya vermelerinin sebebi de etrafında bir sürü insan çamaşırı yıkarken kirli sularının birbirlerini rahatsız etmemesi düşünülüyor. Ve ortadaki direkte akan sular taşın da altından dışarıya bahçeye çıkıyor. Yıkama işlemi burada tamamlandıktan sonra da 3 köşede 3 tane kurna deriz, oluk da deriz onlara biz. Oralarda da dağdan gelen temiz suyla durulama yapılıp bahçeye asılıyor. Bu arada bu kurnaların hacimleri de hepsi birbirinden farklıdır. Sebebi de insanların çamaşır miktarları da farklı olacağı için çamaşırı az olan küçüğünde kullanacak, çok olan büyüğünü kullanacak. Böylece bir düzen var burada. Burası da dağdan gelen temiz suyun geliş yönüdür. 300-350 yıllık bir tarihten bahsettim sizlere. O dönemlerde şu anda kullandığımız bildiğimiz borular henüz yok. Kürk boru denilen topraktan yapılma boru kullanıyor o dönemlerde. Dağdan su bu borularla geliyor. Ve yine bu sistemde bu taşı kullanıyorlar. Taşı da dört tarafından deliyorlar. Görevi de taşın buraya gelen suyu çeşmelere bölmek, taksim etmek. Yaklaşık 60 yıl önce de bu borular kullanmaya başlayınca da taşın görevi bitiyor, kenara çıkıyor. Buranın yüksek ve kemerli oluşunun sebebi de bu kürk borular kullanılırken ham maddesi topraktır borunun. Çok çabuk kırılır, arıza yapar. Bir insanın içeri girip de boruyu tamir etmesi için bu şekilde büyük yapılmıştır. Ama zamanla bu borular kullanmaya başlayınca da maalesef kemer işi sonlanmıştır. Burada yörük ağları var. Biz senede bir defa köyde bir etkinlik yapıyoruz. Adına da köy gün diyoruz. 3 gün, 4 gün sürüyor. O günler boyunca da tabii ki bir masraf oluşuyor. O günkü masrafları karşılayan da ağ diyoruz. Böyle bir düzenimiz var. Yine ağ olmak için de bir şartımız var yalnız. Nerede yaşarsa yaşasın ağ olacak kişi. Bu köylü olmak zorunda. Fotoğraftaki insanlar da geçmiş yıllarda böyle birer defa ağlık yapmış köylerimizdir. Burada havalandırmadan bahsedeceğim. Bu binaya tek yönden açılıyor. Sadece bu tarafta vardır. Güney cephesidir aynı zamanda. Tek yönden olmasının sebebi de ceyren yapıp insanlar hasta olmaması için. Kendine bir ortam çünkü burası. Ve yüksekten açılıyor. Çatının hemen altındandır. Burası buharlı bir ortam olduğu için sıcak hava yükselerek gidecektir. Oradan dışarıya kolayca tahliye sağlanır.
Yine duvar içerisinde küçük gözler vardır. Işık kaynaklarını koymak içindir onlarda. Elektrik yok tabii ki. Çıra, gaz lambası, güç lambası gibi dönemlerinde hangileri varsa onları kullanıyorlar. Yukarıda bir çizimler vardır. Onlar da köy şu anda koruma altındadır. Karabük Üniversitesi tarafından köyün rölevesi çıkartılmıştır. Ölçekli çizimleridir. Bu taşla ilgili bir bilgi daha vereceğim. 12 kenarlı olduğunu söyledim. Gelişi güzellik 12 kenar değildir. Tamamen düzgün bir 12 gendir. Geometrik şekildedir. Suyun ortaya gitmesi için verilen eğim de 2 derece ile 3 derece arasında değişmektedir. Yapım tarihini bir daha hatırlatacağım. 300-350 sene önce yapıyorlar. Geometriyle kullanaraktan böyle bir çamaşırhane yapıp insanların hizmetine sunuyorlar. Ve bu tarz bir çamaşırhane de Türkiye'de tek. Burası da bir ev kapısının aynı mantıktır. Yani ev olarak düşünün burayı. Kapılar genelde çift kanatlıdır. Bir tanesi devamlı kullanılmaz. Ancak büyük eşya falan getirip çıkarırken falan kullanılır. İkinci kapıyı daha çok kullanırsınız. Burada da bir mekanizma vardır. Dışarıdan geldiğiniz zaman bu mekanizmayı şöyle yukarı kaldırırsınız, kapıyı öyle açabilirsiniz. Yoksa ki açamazsınız. Bir başka özellik ise burada bir ip var. Bu ipi ev sahibi şuraya şöyle bir geçici olarak attığı zaman bir mesajdır köyden gelen birisine. Ben yakın bir yerdeyim, az sonra geleceğim veya seslendiğiniz zaman duyurabilecek bir mesafedeyim anlamındadır. Eğer burayı daha da sıkı bağlarsa, bu ipi daha da sıkı bağlarsa, bu da uzak gittim anlamındadır. Atıyorum Karabük, İstanbul gibi uzak mesafe. Tabii uzak giderken de anahtarından burayı kilitleyip gider. Tabii. Ama yakın bir yere gittiği zaman kilitlemeye gerek yok. Sadece bu vardır. Böyle bir mesajlaşma vardır yani köyde. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Siz sağ olun. Kanala abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.